Evet yeni güncelleme gelmiş. Silah ilerlemesi diyor. Şimdi bir yeni güncellemeyi bir değerlendirelim çok kısa istiyorsanız. Başka? Silah seviyesi var, güzel. Madalyalar var, silah madalyaları. Bu, bu çok güzel bir şey bu arada. Hmm, Tılsınlar, uğurluklar gelmiş. Peki. Ustalık diye de buraya eklemişler. güzel yapmışlar Vallahi güzel yapmışlar ha. Güncelleme notlarına da bakalım mı? Evet çok kısa bir güncelleme notlarına bakalım istiyorsanız. Moderatörler sağ olsun notları göndermiş. Güncelleme 28. Büyük güncelleme olarak gösteriliyor demek ki bu. Herkese merhaba. Güncelleme 28. Şimdi PUBG test sunucularında ama ana sunucuya çok kısa bir zamanda gelecek. Geldi zaten şu anda. Silah ustalığı özelliği gelmiş. Silah ustalığı oyuncuların silah istatistiklerini görüntüleyebileceği, istatistiklerine ve becerilerine göre ödül kazanabileceği bir sistem olacak diye belirtmişler. İlerleme sistemi var. Her silahın level'ı var. Hangi silahları daha çok oynuyorsanız o silahlarda level kasıp işte kaç kill aldınız, kaç tane knock aldınız, kaç tane damage verdiniz, kaç headshot attınız. En yüksek kaç kill aldınız bir maçta. Ortalama damage'iniz kaç gibisinden. Bir maçta en fazla kaç headshot attınız gibisinden ilerlemeler var. İşte istatistikleri belli olacak artık silahların. Yani her silaha göre istatistik, istatistik, istatistik tutacak PUBG. 100 seviye varmış. Aktif ve sezonlardan bağımsız bir sistem. Yani şu andan itibaren atıyorum bundan bir yıl sonraya kadar istatistikleri koruyacak. 3 adette silah ustalığı ödülü varmış. Ödüller ustalık başarıları başarılarıyla kazanılıyormuş. Tılsım, şu yan tarafına takılan uğurluk gibi bir şey. Madalyalarda silahlarda aldığınız performanslara göre size madalyalar verilecek. Kaç madalya kazandığınıza dair bir sayaç da olacakmış. Bir de seviye simgeleri olacak. Oyuncular her silah için elde edilen seviye, seviyesine eşdeğer simgeler kazanacakmış. En fazla 10 seviye varmış. Silah xp'si hasar, kafa atışı ve yenme win'e göre artacak. Yenme yeni bir söylemdir ve oyuncuların ne kadar fazla düşmesi, bir takımdaki son adamı öldürmesi, tek başına öldürmesi olduğunu hesaplar. Ha, He. yani kill. Hasar, kill ve kafa atışına göre silah XP'leri alacak. Uzaktan yaptığınız atışlar silah XP'sini ekstra arttırıyormuş. Hayatta kaldığınız süre silah XP'sine ekleniyormuş. İşte kill alma artırıyor bayağı bir değişiklik var. Oynanış olarak büyük bir değişiklik var bence. Yani turnuvaları falan da etkileyeceğini düşündüğüm bir değişiklik. Çünkü turnuva haritası olan, en çok turnuva maçlarının oynandığı harita olan Erangel'de loot oranını toplamda %28 olarak arttırmışlar. Yani örnek veriyorum full loot yapmak için %28 daha hızlı. Daha az loot yapacaksınız. Örneğin Rozon tamamını değil de Rozon artık 4'te birini lootladığınızda solo doyarsınız diye düşünüyorum. Squad olarak da mesela Rozok daha doyurucu, Milita daha doyurucu, işte Militeri daha doyurucu, küçük evler, stokiler falan biraz daha doyurucu olacaklar. 128 loot oranı erengel toplamında arttırılmış. Ama belirtilen eşyaların genel miktarları daha da arttırıldı diyor. Taramalı tüfeklerde %64 sniper diamar tarzı silahlarda %114 diamarlar da şey oluyor ...SK, falan oluyor. KNT'lerde %177 yani daha çok kar 98 daha çok M24 bulacağız. Özellikle ikinci seviye ekipman ve zırhların belirleme oranında ufak bir artış. İyileştirme eşyalarının belirleme oranında da bir artış gerçekleştirildi diyor. Yani bu %128'lik oranda bunlardan oluşuyor diye düşünüyorum. Kalkıp ekstra Uzi veya Atomican daha fazla bulacağız diye ihtimal vermiyorum çünkü oranlara baktığımızda 128'e daha çok vurur gibi geliyor bana. E Erangel mavi alan dengesi testi test sunucusunda kalacak bir şey daha bu gelmemiş ana sunucuyla ne zaman geleceğine dair belirli bir şey yok mavi alan hasarını değiştirmeyi düşünüyorlar. Kaneti hasar değişikliği işte bu beklenen bir şeydi çünkü çok fazla bir buff vardı. M24 seviye 1 yeleğe AVM ise seviye 2 yeleğe tek atıyordu. Kar 98 seviye 2 yeleğe işte 80 civarlarında vuruyordu. Kit bastığınızda kar 98 demeyici yediğinizde ölüyordunuz mesela. Seviye 3 yelek M24 de aynı şekilde. Bayağı yüksek demeçler veriyordu. Yani bayağı artık AVM sadece seviye 1 yeleğe tek atacak. Olması gereken de bu bence. AVM çünkü body hayvan gibi demeç veriyordu. Ses iyileştirmeleri yapılmış. Loot yaparken daha garip bir ses alacağız. Alışmamız gerekecek. Araçlara süspansiyon sesleri eklemiş. İşte bir yerden zıpladığımızda süspansiyon sesi gelecek. <laughs> TPP ve FPP'de sesler değişiklik gösterecek diyor. Sis bombasına iyileştirme gelmiş. Sis bombalı artık tüm oyuncular ve izleyiciler için daha hassas bir şekilde senkronize edildi. Hmm, sis bombası artık mesela 1 kilometre 900 metredeyken daha geç dağılıyordu. Şimdi artık daha erken dağılacak diyor. araçlara ışık efektleri eklendi. Aracın motoru çalıştırıldığında farları, stop lambaları ve gösterge panellerinin ışıkları yanacak. Işıklar yalnızca belirli bir alanı aydınlatan görsel efektler olduğundan çevreyi aydınlatmayacak. Ha. Hangi aracın kullanılıp kullanılmadığını daha net anlayabileceğiz diye düşünüyorum. Kapı açma kapama iyileştirmesi. Yani sadece araçların kapılara yakın durarak kapıların açılıp kapanmalarını engellediği bir sistem vardı işte. Aracı kapının dibine koyuyordun. Kapı açıldığında araç patlıyordu. Bunu engellemişler anladığım kadarıyla. Arayüzde değişiklik var. Tarım, takım arayüzü iyileştirmesi var. Eşya eşyalara Yakınlaştır uzaklaştır özelliği eklenmiş. İnventörü açtığımızda. Karakter haritası gelmiş. Dört farklı bölgeyi yakınlaştırabiliyorsun. Kafa, gövde, alt vücut, ayak. Peki. Takım arayüzü iyileştirmesi var. Artık takımda... Size görün chat. Takımdaki arkadaşlarınızın boost'larınızı görebiliyorsunuz. Bu güzel bayağı. Artık lobideki ekranlar tam ekranlı pencereli falan olabiliyormuş peki. Ünvan sistemine iyileştirme yapmışlar. Harita sürelerini yüklemek için bir optimizasyon gelmiş. Bilgisayarı kötü olan arkadaşlara güzel bir şey bu. İzleyici modunda sis bombası için arı yüze eklendi. Turnuva sunanlar için baya güzel bir şey ya da turnuva takip edenler için baya güzel bir şey bu. Bakıyorum. Kostümler, eşyalar falan var. İzleme sistemi var. İşte beklediğim şey ya. PUBG'den bir yıldır beklediğim şey. Bazı dikenli tel örgülerin kurşunları engellemesi neden olan hata düzeltildi diyor. Evet başka önemli bir şey göremedim. Şu an için ama bu YouTube'a gider. İnceleme olarak.